Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız birden hayır hasenet göresin. Allah Allah. Dert verip derman aratmasın. Allah Allah. Borç verip eda aratmasın. Allah Allah. Gözünüzden yaş, duvarınızdan taş düşürmesin. Allah Allah. Yolunuzu yolsuza, nursuza, pirsize, iftiracıya uğratmasın. Eyvallah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, 14 masum ufakların, 17 kere kemerbestlerin, keşmi kerametleri üzerinizde hazır ve nazır olsun. Kadınlar her alanı hem hak ederler, hem hak ederler, hem yola açar, yol yürütürler. Bu yüzden de kadıncık ana bizim önce biz bu yolları bizlere açan, bu yollara bugüne gelmemizi sağlayan temel taşları oluşturan bir ana. O yüzden bizler için çok değerli ve 8 Mart'ta burada olmanın önemi de bu yüzden başlıyor. Biz mücadeleyi kadıncık analardan, Zeynep anadan, Fatma analardan öğrendik. Bu yüzden biz bu yolun turaplarıyız diyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği kadınları olarak cümle canlara, 76 şubemizin kadınlarına selam olsun. Örgütlü mücadeleyi veren, sokakları dolduran, gericiliğe boyun eğmeyen, kadınların direncini kıramadıkları için korkanlara da buradan bir selam gönderelim. Korkacaklar, titreyecekler çünkü örgütlü kadınlar her alandalar. 8 Mart tarihi biz kadınlar için çok değerli. 8 Mart, deminki bir arkadaşın anlattığı gibi bir mücadelenin tarihidir. Haksızlığa uğrayan bir cinsiyetin tarihidir. Emeği sömürülen, yok sayılan kadınların tarihidir. Aleviler için, Alevi kadınlar için çok değerlidir Cumhuriyet. 5 Aralık kadınlar için çok önemlidir Mustafa Kemal Atatürk'ün bize seçme seçilme hakkı verdiği tarih. Ancak Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılına kadar yaşananlar için de yine bizim uğradığımız haksızlıklar vardır. Bu haksızlıkları sorgulamak zorundayız sevgili kadınlar. Yaşanılanlar elbette şer'i düzenden laik bir düzene, cumhuriyeti ve demokrasiye geçiş zorlu bir yolculuktur. Ancak ne yazık ki Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı ne yazık ki Türkiye'de bir inancın, sünni mezhebinin savunuculuğunu yapmaktadır. Ve o ülkede yaşayan farklılıklara karşı savaş yürütmektedir. Karşıda görünen ne güzel yaya, birden süremedim giderim böyle. Ana gözlü pirim sen himmet eyle, ben de bu yaydadan şaha giderim. Bir bölük kurnaya sökün dediler, yürekteki derdi dökün dediler. Yaydadan ötesi yakın dediler, ben de bu yaydadan şaha giderim. Aslında can kavramı bir cinsiyet kavramından ibaret değil. Yani Alevilikte kadın erkek yoktur, can vardır kavramı aslında çok eksik söylenen bir kavram. Bu canın içine sadece insan girmiyor. Doğadaki her türlü canlı da ve her türlü canlının da hakkı ve ikrarı giriyor. Ama biz bugün özellikle ismi çok bahsedilmeyenlerden, yola hizmeti var olan, yolda kendisi var olan ama adı çok zikredilmeyenlerden bahsetmek için biraz buradayız. Şah Merdan Ali'den çok bahsediyoruz Cemler'de. Aşkı niyazlarım olsun, niyazı Hakk'a olsun. Ama Ali'yi var eden de biraz Fatma değil mi? Ali ve Fatma aslında beraber değiller mi? Hepimiz Kerbela'dan bahsediyoruz, Hüseyin'den bahsediyoruz, Hüseyin'in şehitliğinden bahsediyoruz. Peki, Zeynep Ana olmasaydı eğer, Zeynep Ana olmasaydı, Kerbela'nın daha sonra, Kerbela'dan daha sonra sürdürülen o direnişi kim bugünlere taşıyacaktı? Bu yolda birbirimize kelime takmayalım, kelime kadınlar bunu yapmaz zaten. Tam da nedeni bu rızalık düsturu nedeniyle yapmaz. Bu toprakların başka bir büyüklüğü de var ve benim gerçekten yolumun ışığı olan kadınlar. Burası Bacı Yağmur'un diyarı. Asıl tartışma, açmak istediğim konu tam olarak bu.
konuşmak istediğim şey Bacıyan Rum ve bu Bacıyan Rum'dan biraz bahsedin. Sonra artık ben size bir soru sormak istiyorum. 1200'lü yıllarda Bacıyan Rum burada bunu yapabilmişse biz tam onlardan 800 yıl sonra neden Bacıyan Rum'un olduğu yerde bile değiliz? Bize bu kötülüğü kim yaptı?